mübarek Ramazan ayı içinde bir İstanbul gecesi. Işıklı camiler, ince minareler arasında birer inci dizisini andıran mahyalar pırıl pırıl yanmakta. İman dolu vicdanlara nur, gönüllere inşirah veren İslam'ın en kutsal gecelerinden biridir bu gece. Binlerce, on binlerce mümin camilerimizde namaz kılmakta, Allah'ına el açıp dua etmekte. Burası da yurdumuzdan yüzlerce kilometre uzakta, yabancı bir devletin sınırları içindeki bir Türk köyü. Burada bu kutsal geceyi derin bir vecd içinde kutlayanlar, ancak Allah'ın huzurunda secdeye vardıkları zaman, ana vatan dışında yaşadıkları bu cehennemi unutup, yurt ve bayrak hasretiyle sızlayan ruhlarına şifa ararlar. Uyumazsan büyümesin meleğin, uyumazsan büyümesin meleğin, uyu ben de sana ninni diyeyim. Haberin yok mu? Muallim bey dövdüler. Suçu neymiş? Suçu Türk olmak, İslam olmak. Gene silah aradılar. Oncağızın üstünde bağ çakısı varmış, bahane edip götürmüşler. Ya Rabbi, mübarek akşamlar yüzü suyu hürmetine sen bize necat ver. Halas ver ya Rabbi. Mübarek... Mübarek ki ne mübarek? Kandil bayram orada, ana vatanda. Bayrağımızın dalgalandığı yerde. Bu cehennemde öyle şeyler ne gezer? Siz ana vatanı bilmezsiniz. Ben vaktiyle oraları gördüm. İnce uzun minareler şimdi ışıl ışıldır. Yerler gökler imanla, dua ile, hürriyet nimetiyle dolar taşar. Biz öyle yerler göremeyecek miyiz? Yap bir çay be. Thank you.
Bu da bizden ha. Çürüksüz üzüm sepeti olmaz ki oğlum. İçinden böylesi de çıkar. Seni huduttan kaçırırım diye Çolak Ali'den para almış. Sonra da adamı teslim etmiş onlara. Her bir şeyi yapar o. Gene geldiler. Baba, ben bakarım. Açma Ömer, açma! Olmaz Nazlım, açma bak olmaz, dur! Ne istiyorsunuz benden? Bırakın beni be! Bırakın! Bırak diyorum! Dur, dur, dur kızım! Bırakmamalıydık! İçimizden birini almalarından korktu da gitti! Hele seni! Peki şimdi ne olacak, ne istiyorlar ondan? Ne bileyim, sen dur ben gider bakarım, kapını iyi kapa! Mesan dayı. Arkadan girelim. Kız beni bu halde görmez. Korktun mu? Merak etme, Mestan dayıyla beraber geldik. Kendisi içeride. Evet, ne istiyorsun? Ne istediğimi öteden beri bilirsin. Ama sen beni teptin, ellere gittin. Bundan sana ne? Sana umut veren oldu mu? Sanki iyi mi ettin? Bak, başınız dertten kurtulmuyor. Benim kocamın başına ne geliyorsa mertliğinden, boyun eğemediğinden geliyor. Ya bana yaltaklık edemez herkes? Babama da küfür etsen gene gönlüm var sende. Gel! Baba! Buradayım kızım, şimdi geliyorum. Bak dinle beni, bu kalbi söküp atsam bile içimden seni atamam. Sende kalp mi var ki atacaksın? Ömer'imi götürdükleri gün bana bunları mı söylemeye geldin? Utan, git buradan, yoksa kocama söyle. Söyle bari. Şimdiye dek sustumsa senin için susmadım. Erkeğimin başı derde girmesin diye sustum, git buradan diyorum. Kocama söylersem sağ komaz seni. Öfkelendiğin zaman daha da güzel oluyorsun. Gidiyorum. Ama unutma bunu. Gün ola, harman ola demişler. Ne o kızım? Koca bu gitti mi? Gitti baba. Vah vah! Konuşacaktım biraz. Ne o? Ne var kızım? Hiç baba, hiç! Sen...
Sen o adamla ne konuşursun? Köyün yılanı derler ona. Yılan olmasına yılandır ama bize dil uzatamaz. Babasına çok iyiliğim vardır, kendine de. Hem öyle olmasa da oğlumdan yılar. Ne desek yapar. Onunla bir işimiz mi var? Hem de çok mühim. Çok mühim bir iş. Ömer gelsin de öğrenirsin. Vah benim tosunum, ne güzel de uyuyor be. Allah'ım. Allah'ım sen büyüksün. Sen her şeye kadirsin. Yürüyün, yürüyün! Hadi, söyleyin! Köyünüzde saklı buğday var mı? Hadi, durmayın, söyleyin! Devlete itaatsizlik ettiniz. Borçlu olduğunuz zahireyi tam getirmediniz. Nereye sakladınız? Nereye sakladınız, söyleyin! Bunu kim haber verirse mükafat görecek. Sen söyle bakalım. Bizim saklı tarafımız yok. Kadınlarımızın sandığına varıncaya kadar her yeri aradınız. Buğdaya gelince... ona biz de hasretiz. Bereketli tarlalarımızın hepsini elimizden aldınız. Kalan toprak bizi bile doyurmuyor. Sus! Böyle konuşursan fena olursun. Bundan da mı fena olurum? Bir can değil mi? Alın! Hadi! Bu nedir? Sen anlamazsın. Kitabım. Kitabımız. Kur'an-ı Kerim. O da mı yasak? İyicesin değil mi? Bir şey söyle Ömer. Ne söyleyeyim Nazlı? Dayak yemiş bir erkeğin söyleyecek nesi olur ki? Böyle söyleme. Dayak yiyen yalnız sen değilsin. Bu topraklarda yaşayanların kaderi bu. Feleğin gözü kör olsun. Haklısın Nazlım. Büyük Mevlam bana senin gibi bir kadın, altın gibi bir de evlat verdi. Ama nerede? Dünyanın bu imansız cehenneminde. Üzülme benim Ömer'im.
Bahtımız olsaydı böyle yaban elinde mi doğar büyürdük? Erliğimden utanıyorum, erliğimden. Seni, bir de şu yavruyu düşünmesem, bu canı onlara pahalıya satarım. Ama ne eylersin, boynumuz bükük. Bunları kurma artık, biz kendimizi düşünelim, yuvamız yavrumuz var ya. Beni seviyorsun, ben de sana canımı vermeye hazırım. Bu dertlerde varsın, oluversin. Demek sen o kadar üzülmüyorsun ha? Üzülsen bile sen varsın, oğlum Ahmet'im var. İkinizin arasında bu cehennem bile bana cennet. Sana bin nazlı kurban olsun Ömer'im. Ne o, ağlıyor musun? Hayır, ağlamıyorum. Ağlama gülüm, ağlama. Hadi çocuğa bak sen. İyisin ya oğul. Aldırma baba, geçer. Gel gör ki bıçak kemiğe dayandı. Hem de nasıl, hem de nasıl? Koca bıyıkla konuştun mu? Hayır. Hele gece olsun gidip onu bulurum. Konuş baba, o yolları iyi bilir. Yalnız dikkat et, parayı öbür kıyıda vereceğiz, öyle söyle. Ola ki oyun eder. Yo, bize oyun edemez. Sen de geline işi aç. O kolay. Ha. Hele gece olsun, koca bıyığı bulup konuşurum bu gece. Ne istiyorsun? Çolak halinde oluyorum, aç kapıyı dedim. Bu saatte benimle ne işim var? Aç kapıyı. Yarın sabah gel. Aç kapıyı yoksa kırarım. Ne oluyor? Kapımı sen nasıl kırarsın? Babam nerede söyle. Babama ne yaptın? Hadi deli olma. Çolak Ali benim en yakın arkadaşım. Ona ne yaparım ki? Babamı kandırdın, yolda onlara teslim ettin. Bunun ispatı var mı? Var. Babam sürgüne giderken gizlice bunu yazmış, her şeyi anlatıyor. Yaptığını köylü zaten biliyordu. Yarın bu kağıdı herkese göstereceğim. Bütün köy sana lanet edecek. Çok konuştun, ver o kağıdı bana, yoksa fena olur senin için. Kağıtta bir şey yok. Seni söylettim ya, bana o lazımdı. Şimdi ya sen ya da ben. İkimizden biri. İyi ki geldin Mestan dayı. Elimden bir kaza çıktı. Kim o? Jandarma çavuşu. Beni götürmek istedi, boğuştuk. Peki şimdi ne yapacaksın? Gayrı buralardan kaçmaktan başka çare yok. Kaçmak mı dedin? Allah rast getirdi desene. Ben de sana onun için geldim. Ömer'le ben karar verdik, hududu geçeceğiz. Peki gelin ne olacak? O da gelecek. Ya ama bu zor. Kadın ve çocuktan kuşkulanırlar. Biz düşündük onları. Sen bize yol göster, gerisini düşünme. Ne kadar para istersen vereceğiz. Para da ne demek oluyormuş Mestan dayı? Ölüm kalım beraberiz artık. Ha. Şafak vakti sazlığa gelin. Hay Allah senden razı olsun. Gel bakalım gülüm.
Biz burada mı gideceğiz? Sazlığa varıncaya kadar biraz dişini sıkacaksın gülüm. Sen söyle, mezara girerim ben. Her şey hazır baba. İyi. Bu da ne? Nemiz varsa bunun içinde oğlum. Kara gün için vaktiyle biraz altın saklamıştım. Sen de dursun. Geline bile bir şey söyleme. Bu bizi epey götürür. Bir de silahımız olsaydı. Allah mühtaç etmesin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya selamet ya ölüm. Bismillahirrahmanirrahim. Merak etme gülüm, tehlike geçti. Baba, artık bu kamyonla yola devam edemeyiz. Çocukları alalım, kestirmeden sazlığa gidelim. Thank you.
Siz sazlığa gidip saklanın. Ben askerlere oyalayacağım. Gelip sizi orada bulurum. Fakat... Kaybedecek vaktimiz yok. Hadi. Nerede? Asker çıktı yolumuza. Siz gidin ben gelirim dedi. Hadi biz gidelim öyleyse. Yok Ömer gelmeden bir yere gitmez. Biz gidelim o sonra gelir. Hadi hadi. Hadi hemen gidelim. Askerler peşimizde. Yürüyün hadi. Tekne küçük. Hepimizi bir seferde almaz. Sen çocukları götür sonra gel beni al. Ömer. Ömer'im bizi sen götür. Peki. Ben onları götüreyim, sen de hazır ol, gelir seni alırım. Ya gelmezsen? Benden böyle bir şeyi nasıl beklersin? Pekala, öyle olsun. Hadi, çabuk. Çıktık mı ötesi kolay. Hududa bir şey kalmıyor. Koca bıyık yolları iyi bilir. İnşallah selametle varırız anavatan sınırına. İnşallah olsun. Beni de yaraladılar. Silah seslerini duymadın mı? Ömer! Ömer'im! Dur! Nereye gidiyorsun? Onun yanına. O öldüyse ben de ölürüm. Deli olma! Hepimizi yakalarlar. Burada durmak, ölmek demektir. Doğru hududa. Hadi gidiyoruz. Bizi nereye götürüyorlar? Konuş, bir şeyler söyle Ömer. Ne söylememi istiyorsun?
Allah hepimizin yardımcısı olsun. Amin. Amin. Hepinizin elleri dert görmesin kızım. Hele senin hakkını nasıl öderiz? 3 ay ana gibi baktın bize. Bizim vazifemiz Mestan dayı. Güle güle, geçmiş eyvallah olsun. Geçmiş olsun Mestan dayı. Ben de sizi almaya geliyordum. Bizi mi? Nereye? Nereye olacak? Burada benim sizden başka kimim var dayı? İyi ama bizim evimiz yok ki daha. Hükümet yer verinceye kadar bir tarafta barınırız elbet. Mestan dayı, param oğlumda kaldı demiştin. Sizi ortalarda bırakmam. Ben de senin bir oğlun sayılırım. Hadi hemşire yürüyün, küçük çocukla nereye gidersiniz? Ne yapalım kızım? Bunca gün hükümet baktı. Bir yolda hemşerimize misafir olalım. Evimiz toprağımız verilince borcumuzu öderiz. Borç ne kelime dayı, ayıp ettin. Sen baba dostusun. Hadi yürü hadi. Hadi. Hadi gidelim bakalım. Yürü. Hadi hadi. Yabancı değil. Bu vakit odamda ne işin var? Elbet bir işim var ki geldim. Misafir kovulur mu böyle? Misafir sen değilsin, biziz. O nasıl söz? İstesen bu evde senin, ben de senin. Söyle, benimle evleneceksin değil mi? Gene mi? Utanmıyor musun? Kocamın ölüsünü bunun için mi yabana bırakıp kaçtın? Hep beraber kaçtık. Orada ölmek onun kaderiymiş. Benim de kaderim bu. Kardeş olalım de sana benden iyisi yok. Başka türlü konuşursan babama söylerim, gideriz buradan. Zaten gideceksiniz. Demek işiniz bitinceye kadar da. Lafını bil, borcumuz neyse öderiz. Hadi öde bakalım öyleyse. Yapma! Sen de vicdansız adamsın, bırak diyorum! Baba! Baba! Efendi! Ne var kızım? Gene görüşürüz, iyi düşün. Ne o kızım? Ne oldu? Baba, babam benim. Gidelim bu evden. O muydu? Evet. Evet ama bir şey söylemeyin. Gidelim, hemen gidelim. Evimiz bugün yarın hazırdı. Madem ki istiyorsun, sabah hemen gideriz. Hadi kapat kapını da uyu. Ah.
Gel bakalım dayı. Bu vakit böyle ayrola. Otur bakalım. Bu ne iş oğul? Sarhoşluğa sığmaz bu. Ne olmuş ki sarhoşum, ne var? Olanları benden iyi biliyorsun. Bu yakıştı mı sana? Mestan dayı, iyi oturup doğru konuşalım. Nazlı bana varsa fena mı olur sanki? Mertçesi bu işte. Oğlumun duluna koca seçmek bana düşmez. Ama seni istemiyorsa ben neydim? Daha iyisini mi bulacak? Benim vazifem onları korumak, anlaşıldı mı? Mestan dayı, hasta bir adamsın sen. Yarın sana bir hal olsa kimseleri yok. Allahları var o. Benim de param var babalık. Torunun rahat eder. Al, sana da ayrıca para vereyim. Git keyfine bak. Al bak, çiğ çiğ. Bu kemer benim kemerim. Benim oğluma verdiğim kemer. Oğlumu sen öldürdün. Yo, hayır. Oğlumu sen öldürdün. Dur, dinlemezsen dayı. Oğlumu sen öldürdün. Hastayım, alelim ama senin gibisine bin kere yeterim. Oğlumu sen öldürdün. Dur. Al çepini. Dur, yapma. Hain bir yan. Katil var! Kalp sektesi. O adamın ifadesini alın. Genç kadın ölenin gelini. Tefsir tahkikat isteyeceğim. Hadi kızım, ağlama. Giden geri gelmez. O adam sebep oldu. Ve sebep olduysa cezasını görür, merak etme. Beyefendi, lütfen söyleyin beni burada bırakmasınlar. O adam her fenalığı yapar. Senin hiç kimsen yok mu? Yok efendim. Vah kızım vah. Peki, seni bize misafir etmek istesem gelir misin? Gel yavrum, gel yavrum, gel. Hem bizim hanım çocuklara bayılır. Hadi gel kızım. Yavrum benim. Aman doktor, bu ne şeker şey böyle. Oğlum. Gel bakayım. Gel. İsmi ne bunun? Ömer efendim. Ahmet Ömer. İki isimli desene. Asıl ismi Ahmet'tir. Babası öleli ona Ömer dedim. Şu Allah'ın işine bak hanım. Rahmetli oğlumuzun ismi. Biz de senin gibi kıymetli Ömer'imizi kaybettik evladım. Giden Ömer'imin yerine Allah'ım bunu gönderdi. Sen kızımız ol, bu da torunumuz. Ne dersin? Allah'tan başka ne isterdim efendim? Evet benim. Öyle mi? Peki, teşekkür ederim. Bilmem sana gözün aydın mı demek lazım. Bu adamı kayınpederinin ölümünde suçlu bulmuşlar. Ölüme sebebiyetten mahkemeye vermişler. Yani? Yani suçu sabit olursa en az 5 sene yer. 5 sene Bu da onun aklını başına getirmeye kâfi gelir. Hadi gel kızım, size yerinizi göstereyim. Peki efendim.
Uyumazsan büyümesin meleğim. Uyumazsan büyümesin meleğim. Ömer oğlum. Ne var canım anneciğim? Hadi ders çalışma vakti geldi. Hadi bakalım içeri. Ömer! Ömer! Ah, geliyorum Hayri amca. Al bakalım Ömer. Hayri amca, siz çok iyisiniz. Sen de çok iyisin. Annen nerede? İçeride. Bir şey mi söyleyecektiniz? Yok. Selam söyle o kadar. Peki. Anne! Bak Hayri amca bana ne verdi. Hangi Hayri amca? Bizim bakkal canım. İyi ama ben sana yabancı kimselerden bir şey alma demiyor muyum? Ama anne, o yabancı değil ki. Her gün görüşüyoruz. Hep seni sorar, selam söyler. Bana sen benim oğlum olur musun diyor. Çok iyi adam. Evet, iyi adam ama sen bir daha herkesle öyle konuşma. Bana sormadan da kimseden bir şey almak yok. Hadi bakalım şimdi derse. Peki anneciğim. Hoş geldiniz efendim. Sevsinler nasihat vereni. Bana kalırsa asıl nasihata muhtaç olan o değil, sensin. O evladım şu Hayri Bey'i niye istemesin sanki? Melek gibi adam. Biliyorum efendim, fakat... Dinle, sonra alelade bir adam da sayılmaz. Memleketinde bir yangın felaketinde karısını ve çocuğunu kaybetmiş. Bizim Ömer'e de zaafı ondan. Yani o da bizim gibi dertli. Hayden anlayacak adam. Hayır efendim, aklımdan bile geçirme. Aklınla bin yaşa. Ama bak evladım, biliyorsun bizim hanımı kaybettik. Yarın bana da bir hal olursa gözüm arkada kalmamalı. Allah korusun. Hadi hadi, evet de olsun bitsin bu iş. Ah, affedersiniz, yemeği ocakta unuttum. Dinamit, uçur şu ocakları, olsun bitsin. Haklısın Hasan. İnsan taştan olsa çürür bu mezarlıkta. Alacaklar olsun. Kader bize de güler bir gün elbet. O zaman... Al! 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 Şuraya
Oraya bak. Yeter artık, yeter be. Dayanamıyorum. Kendimden, insanlığımdan utanıyorum. Ömer dur. Yapma. Kalk Edişen, kalk. Dinamit. Artık kurtuluş ümidimiz kalmadı. Bize ne yaparlar dersin? İnancını bozma. Allah'tan ümit kesilmez. Bizler masum insanlarız. Eğer kaçmak, kurtulmak alnımıza yazılmışsa... mutlaka bir sebep halk olur. Gene kurtuluruz. Cenab-ı Hak ne buyurmuş? İsteki vereyim. Allah'ım, sen bizi kurtar. Bize selamet kapılarını açık et ya Rabbim. Amin. Bu bir mucize Hasan. Kaçalım, göreceksin ki kurtulacağız. Bir tarafında bir şey yok ya. Hiçbir şey yok bir tarafında. Hadi uzaklaşalım buradan, belki bir gelen olur. Thank you.
kelepçeyi kırmaya çalışalım. Dövüşeceğiz. Davran! Balta elimi kesti. Ver. Hadi. Acıyor. Sık dişini. Bak bir köye geldik. Burada saklanıp biraz dinleniriz. Allah verede bir gören olmasa bizi. Öyle acıktım ki. Benim de karnımda ziller çalıyor. Şansımız varsa yiyecek bir şeyler de buluruz. Hadi. Oh.
Bizi arıyorlar galiba. Yürü şöyle. Gayret Hasan, gayret. Ah, ah. Hadi. Elinde silah var. Durun. Görüyorum ki siz Türksünüz. Ben de Türk'üm. Adım Mustafa Şakir. İsteyerek giymedim bu elbiseyi. Giydirdiler. Mecburi askerlik yapıyoruz anlayacağınız. Bu taraflarda hapisten kaçmış iki katil var. Bir kadın kabristanda sizi görüp haber verince o katiller sandı köylü. Hep birlikte aramaya koyulduk. Aranızda hanginiz yaralı? Ben yaralıyım. Nereye gidiyorsunuz? Biz de katillerden kaçıyoruz kardeşim. Biz Türklere bu toprakları zindan eden katillerden öz vatanımıza kaçıyoruz. Anladım. Bırak benim de yaramı deşme şimdi. Ben sizi görmedim, bulmadım, rastlamadım. Allah yolunuzu açık etsin. İnşallah ben de bir gün oralara, Türkiye'me kavuşurum. Sağ ol Mustafa Şakir. Ana vatan sağ olsun. Allah kalbine göre versin. Sağ ol Mustafa Şakir kardeşim. Köyün arka tarafına inip kestirmeden gidin. O yol sizi denize çıkarır. Allah sana da nasip etsin ana vatana kavuşmayı. Hadi. Thank you.
durmayalım Hasan. Şu motor atlarsa karşı sahiller Türkiye'miz. Vatanımız. Hadi bismillah. Bismillah. Önce motorcudan başlayalım. Hadi yürü. Başka çaremiz yok. Yoksa yakalayacaklar bizi. Haklısın. Yakalım hemen. Ateşle. Tamam mı? Oldu abi, tamam. Hadi atlayalım artık. Atlayalım. Ya Allah! Bayrağımız. Kurtulduk. Kurtulduk. Ana vatan burası Hasan. Ana vatan burası. Bak. Bak. Ya Rabbi. Toprak. Toprağımız. Toprağımız Hasan. Mehmet. Mehmetçik. Mehmetçik. Türk'üz biz. Türk. Bak Hasan. Bak. Hey! Hakkını helal et Ömer abi. Helal olsun Hasan.
yazarım sana. Size bu sefer iyi haber var. Müracaatınıza cevap geldi. Çok teşekkür ederim. Aradığınız kimseler 7 sene evvel yurda iltica edip muamelelerini tamamlamışlar. Sonra da İstanbul'a yerleşmişler. İstanbul'a mı? Peki sonra? Sonrasını biz bilemeyiz. Vatandaşlığa kabul edilince bizlerle bir ilgisi kalmaz. Tıpkı sizin gibi. Lütfen şurayı imza edin. Çok teşekkür ederim. Siz yorulmayın Nazlı Hanım, ben göndereyim. Zahmet etmeyin, ne kadarcık şey. Nazlı Hanım, özür dilerim, doktor beyden bir ricada bulunmuştum. Sizinle bir kere daha görüşüp cevap vereceklerdi, acaba... Haberim yok Hayri Bey. Niçin böyle yapıyorsunuz? Nasıl desem, ben de sizin gibiyim. El ele veririz, çocuğunuzu kendi evladım gibi bilirim. Onu yavrumun yerine korum. Olur diyiver canım, inan olsun fena adam değilim. Bilakis iyi insansınız Hayri Bey, gücünüze gitmesin, benim böyle bir niyetim yok. Sizi abi gibi sayarım o kadar. İkimizin de birer kanadı kırık, birbirimize derman oluruz. Benim tek kanadım bile kalmamış, bu fikri atın içinizden. İki yaralıdan bir adam çıkmaz. Ne ben size mazinizi unutturabilirim, ne de siz bana. Hele biraz daha düşünün, ben fikrimden caymış değilim. Allah'a ısmarladık. Güle güle efendim. Anne, bir misafir geldi. Nasıl misafir? Bir adam. Ben yabancı değilim dedi. Sonra? Önce seni sordu. Oğluyum deyince, vay sen Ahmet misin dedi. Hayır ben Ömer'im deyince beni okşadı. Nerede, nereye gitti? İçeride. Şükür görüştüğümüze. Hiç ummuyordun değil mi? İnsan kuş misali, geldik işte. Sizi çağıran olmadı. Çağırsan da gelemezdim. Hapiste günü dolmadan bırakmıyorlar adamı. Sayenizde yatacağımız kadar yattık işte. Buraya niye geldin? Benden daha ne istiyorsun? Hep de bunu sorarsın. Bak Nazlı, daha hesaplarımızı kapatmadık. Senin bir şehadetinle hapislere düştüm. Babamızın ölümüne sebep oldun. Boşver, zaten bir ayağı çukurdaydı. Dünyaya kazık kakacak değildi ya. Git buradan. Ama yine de sana kinlenmedim. Benimle dost olursan hepsini unuturum. Bari bu sefer inat etme, sen de unut. Neyi? Kocaman gurbet elde bırakıp kaçtığın ölüsünü mü? Yoksa senin ne kötü bir adam olduğunu mu? Yeter! Bu sefer ya dost olacağız ya da baş düşmanım benim, anladın mı? Bırak annemi diyorum sana! Çekil be pis yumurcak, çekil! Yavrum! Anneciğim! Çık buradan yoksa fena olursun. Gidiyorum. Ama gene geleceğim. İyi düşün, senin için bir tek yol var, evet demek. Yoksa sana öyle bir iş ederim ki... kendi ayağınla tıpış tıpış gelirsin. Anneciğim ya. Hepsi tamam.
Demek kamyon şoförüydün. Hemen işe başlayabilirsin. Sağ olun efendim. Sen de sağ ol aslanım. Beni patronun gibi görme. Bak minibüsü sana teslim ediyorum. İş hazır. Okuldan çocukları evine bırakıp sabahları da okula getireceksin. Rahat iş. Haftalığını benden alacaksın. Şu kartı müdür hanıma ver. Vazifeye başla. Teşekkür ederim. Göreceksiniz, siz de benden memnun kalacaksınız. İnşallah aslan. Pekala. Hemen vazifeye başlayabilirsiniz. Yalnız ciddi olmanız, yaptığınız işin mesuliyetini anlamış bulunmanız lazım. Aksi halde sizi değiştiririm. Merak buyurmayın efendim. Ben çocukları çok severim. Sonra efendim? Sonrası ciddiyet. Yine ciddiyet olmalı. Emredersiniz efendim. Hadi artık ıslık öttürme. Uyu bakalım. Uykum yok anneciğim. Kendime ninni söylüyorum. Koca çocuk, hala ninniyle mi uyuyacaksın? Artık büyüdün. Anne, bebekken hep bu ninniyle mi uyurdum? Hep. Köyde de mi? Köyde de. O zaman ben ne yapardım? Babam ne yapardı? Babam mı? Ya, onu hep merak ederim. Nasıldı? Beni sever miydi? Dünyada onun gibi insan yoktu. Senin için canını verebilirdi. Seni aslanım, aslanım diye severdi. Halbuki asıl aslan oydu. Çok mu kuvvetliydi? Herkesi yenebilirdi, değil mi? O olsaydı beni kimse dövemezdi, değil mi anne? Gene dövemez, ben varım. Ama sen kadınsın. Bak o adam senin yanında vurdu bana. Babam olsaydı vuramazdı, değil mi? O adam bir daha gelirse Hayri amcaya söylerim. O çok iyidir. Döver onu. Tabii ya. Hadi yavrum. Hadi canım. Uyu artık. Allah rahatlık versin yavrum. Sana da. Amca, ben buraya oturmak istiyorum, olur mu? Neden olmasın? Ne o, şoförlük mü öğreneceksin? Dururken öğrenilmez ki. Bırakır mısın giderken biraz da ben kullanayım? Oo, daha çok küçüksün. Bir kaza yaparsan sonra ben müdür hanıma, babana ne derim? Benim babam yok ki. Babam memlekette ölmüş. Annem var, dedem var. Deden mi? Kim senin deden? Doktor, adalet doktoru. Ama artık işe gitmiyor. İhtiyarladım. Öyleyse yerine sen geçersin bir gün. Adın ne senin? Ömer. Ömer ha? Öyleyse adaşız senden. İyi ahbaplık edeceğiz. Ama bana otomobil kullanmasını öğreteceksin, değil mi? Senden evvelki şoför amca çok aksiydi. Sen öyle değilsin. Değilim ya. Tamam mıyız çocuklar? Tamamdır Ömer abi. Benim evim en yakını ama sen beni en son bırak. Niye? Biraz gezeriz, hem de konuşuruz. Olur. Çok teşekkür ederim, Allah'a ısmarladık. Yarın sabah kapıya erken çık. Önce seni alayım, çocukları beraber toplarız ha? Tamam, yarın erkenden. Yarın erkenden. Bir birinci verir misiniz? Ha. Buyurun. Ha. Bozuk yoksa kalsın, başka zaman verirsin arkadaş.
İyi ama olmaz ki. Sen okulun yeni şoförü değil misin? Evet. Seni geçerken gördüm, tanıyorum. Hadi. Hay Allah! Bırak canım, bu da bizim hediyemiz olsun. Teşekkür ederim ama öderim bir gün. Güle güle. Sağ ol. Eline sağlık kızım. Söyle bakalım, şimdi ne diyorsun? Efendim, bilmem ki, ben mi anlatamıyorum? Her şeyi anlıyorum kızım. Ama bu işe razı olman kocanın hatırasına hürmetsizlik değildir. Bak, genç ve güzelsin. Sana bir hani, torunuma bir baba lazım. Hadi ver nüfus cüzdanını, götürüp kağıtlarınızı astırayım, olsun bitsin bu iş. Anne, biraz gelir misin? Bir dakika efendim. Ne var Ömer? Anne bak! Geçen günkü adam gene buralarda dolaşıyor. Korkma yavrum, yoldan geçiyor, bize ne? Buyurun efendim, nüfus cüzdanı. Aferin benim akıllı kızım. Senden istediğimi kopardım ya, koşup Hayri Bey'e müjde vereyim. Sakıncayım deme, sonra beni rezil edersin. Ne var anne? Doktor dedeyle deminden beri ne konuşuyordunuz? Söylesem anlayabilecek misin benim küçük oğlum? Tabii anne, benim artık her şeye aklım eriyor. Yalnız senin için yaşadığımı, bundan sonra da yalnız senin için yaşayacağımı anlayabilecek misin? Ömer, halime aklın eriyor mu? Gönlüm yalnız babanda, arzum, umudum yalnız sende. Bunu biliyor musun acaba? Evet anne. Ne yaparsam senin için yapacağım. Ben yokum, sen varsın. Anlıyor musun Ömer? Anlıyorum anne. Oğlum, oğulcuğum. Gariban anne nereye gitse, kimin nesi olsa gene senin anandır. Babanın öz helalidir. Her ne yapıyorsam sen daha iyi ol. Sen kimselerden korkma diye yapıyorum. Bunu anlayacak mısın? Ağlama anneciğim. Ben her şeyi anlıyorum. Ağlama. Seni gözü yaşlı görmek istemiyorum ben. De bakalım, evet mi, hayır mı? Vallahi bilmem ki. Bana bak, yoksa sen para kazanmak istemiyor musun? Parası iyi ama ne bileyim ben, tuhaf bir iş. Nesi tuhaf be? Sana ne var ki? Kadın benim pusulama alınca kendi gelecek. Kimsenin elini ayağını bağlayacak değilsin. Orası öyle ama çocuğu da beraber kaçıracağız diyorsun. Onu ben yapacağım, sana ne? De ki benim çocuğum. Bir tokat vurup attım arabaya, sen ne karışırsın? O da var ya. Hadi çocuk olma, ufak iş bunlar. Yarın bana gel. He? Aa anne, bunlar ne? Bunların hepsi senin. Bak, bu da senin. Benim mi? Hı-hı. Sahi mi? Bunların hepsini Hayri amca mı gönderdi? Oh anne, bunların hepsi şeker mi? Aa, ne kadar çok. Hadi elini yüzünü yıka, okula geç kalacaksın. Anneciğim, bir kutu da okula götürebilir miyim? Arkadaşlarım yesin. Peki, istediğin kadar götür. Ama sorarlarsa hiçbir şey söyleme. Niye? Okulda her şey söylenmez de ondan. Merhaba. Oo, merhaba. Sigara borcumu ödemeye geldim. Aman be kardeşim, ne zahmet ettin. Zahmet ne demek, borç borçtur. Pekala, teşekkür ederim. Şimdilik müsaadenizle. Bir dakika. Şekerimizden almadan olmaz. Hayrola, kimi tebrik edeceğiz? Beni. İyi bir kadıncağız var, onunla söz kestik. Allah bahtiyar etsin. Sağ ol. Çok acelecisin bakıyorum. Çocukların provası var da. Hadi eyvallah. Güle güle. Thank you.
Merhaba küçük adaş, buyur. Bu ne bu? Arkadaşlarıma şeker götürüyorum. Yoksa doğum günün mü var? Onun gibi bir şey. Hepinize ikram edeceğim. Ama ne olduğunu sormayacaksınız. Annem öyle tembih etti. Allah Allah! Benim de şansım şekerden yara bugün. Kimi görsem elinde bir paket şeker var. Biraz evvel bakkal Hayri Bey'e uğradım, o da şeker ikram etti. Bakkal Hayri Bey mi? Ya? O işi... Aramızda tabii. Tabii, sen merak etme. Ha, Ömer amca, benim kavan ne oldu? Yapıyorum, öğleye hazır. Bitti, Ömer abi, bitti. Peki, hepinize yaparım. Şimdi provaya yetişelim. Bitti. Efendim, daha bizim sıramız gelmedi. Birazcık bahçeye gideyim mi? Ya sıran gelirse? Hemen koşar gelirim efendim. Aha, peki. Oldu mu? Verin bakayım. Oldu. Al. Her havayı çalar mı? Çalmasını bilirsem tabii. İzcilerin marşını da çalar mı? Hepsini çalar ama öğrenirsen. Ben izci marşını çalamıyorum, siz çalın. Onu bilmem. Bak, dinle. Nereden biliyorsun? Bana annem hep bu ninniyi söylerdi. Tabii küçükken, şimdi söylemiyor. Köyümüzde babam sağken... Baban ölmüş mü senin? Ya öyle. Öyle kuvvetliymiş ki, onun gibi olayım diye annem beni Ömer diye çağırır. Ahmet! Ahmet ya, sen nereden biliyorsun? Senin bir deden vardı değil mi? Asıl dedemi mi soruyorsun? Annem hep söyler. Mestan dayı derlermiş memlekette. Biz dışarıdan gelmişiz Türkiye'ye. Ahmet! Ahmet'im! Ölen nerede? Şey, geliyorum efendim, çok teşekkür ederim. Müdür hanım sizi istiyor. Şimdi telefon aldım. Bu zarfı acele Marif Müdürlüğü'ne götüreceksiniz. Başına verin. Hadi bugünlük bu kadar çocuklar. Tamam çocuklar, paydos. Efendim, benim evim çok yakın. Ben gidebilir miyim? Git ama dikkat et Ömer. Peki efendim. Ay! Oh, bırakın beni! Olmaz, dizin yaralanmış. Gel bakayım. Hayır, bırakın beni!
Sıkılıyorum şimdi. Ömer nerede? Evine gitti. Ne o evlat? Ömer'in annesini görecektim de. Bizim Nazlı'yı. Evet, Nazlı'yı. Nazlı Hanım'ı. Buyur otur oğlum, şimdi gelir. Affedersiniz. Nazlı Hanım'sınız değil mi? Buyurun. Hemen arabaya binip gel. Çocuğunu ben kaçırdım, yoksa onu bir daha göremezsin. Bu şoförün bir şeyden haberi yok. Güzellikle gel, yoksa fena olur. Raşit, çocuk yanında mı? Evet. Ömer isimli bir çocuk var. Demin getirdi. Peki. Hayri Bey. Doktor Bey, şuraya bakın. Nedir oğlum? Az evvel Nazlı Hanım'ı gördüm. Bir minibüste gidiyordu, bu kağıdı attı. Allah Allah! Kim bu adam? Adı Raşit. Raşit? Anladım. Koca bıyık derler ona. Alçağın biridir. Beyefendi, siz hemen polise telefon edersiniz değil mi? Tabii. Ben de geliyorum. Babasıyım. Ne? Yani? Yani Nazlı'nın da kocası. Ya. Ya. Dayan, gazla arkadaş. Aksilik edersen gebertirim onu. Alçak, ahlaksız, bu yaptığın yanına kalmayacak. Hala mı dik kafalılık? Sokulma bana. Oğlum nerede diyorum, Ömer nerede? Gel buraya, gel. Ömer! Nazlı! Geldim Nazlı'm, geldim. Ömer! Nazlı'm! Sen ha? Evet, benim. Ömer. Evet. Ömer. Söyle, oğlum nerede? Nerede? Thank you.
Nazlı. Ömer. Allah'a bin şükür. Kavuştum sizlere. Bizi kurtarmaya geleceğini biliyordum Ömer amca. Amca değil yavrum, baban. Ha? Babam mı? Babacığım. Oğlum aslanım.